Yazın son günleri yaklaşırken Çeşme iyice hareketlendi. Bakın Onur Büyüktopçu'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a kadar pek çok ünlü ismin akın ettiği Çeşme gecelerinde neler yaşanıyor? Komedyen Önder Açıkbaş, kamera ışıkları yanınca neden kaçtı? Abi bir şey oldu yok. Onur Büyüktopçulu, Yıldız Çağrı Atiksoylu Çeşme gecelerinde neler yaşandı? Restoranlar, kafeler tıklım tıklım. Tabii magazin dünyasının ünlü isimlerinin de ilk tercihi Alaçatı. Bir daha olmayacak çok özür dilerim. Son kez affeder misin? Pardon sevgilim. Kiralık aşkın kurişi Onur Büyüktopçu'nun Çeşme tatili devam ediyor. Alaçatı'da arkadaşlarıyla yemekte. Sıcaktan boncuk boncuk terlemiş. Kucağında da arkadaşlarının kızı Zeynep var. Minik Zeynep kameraların ışığından dolayı biraz şaşkın. Aklı da yemekte. Gözü yemekte, benim gibi o da. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da çoluğu çocuğu toplamış Çeşme'ye tatile gitmiş. Tatil devam ediyor çocuklarla. Ara ara İstanbul'a tiyatro provalarına gitse de kış girmeden Çeşme'den ayrılmayacakmış ünlü oyuncu. Ben ara ara gidip geliyorum İstanbul'a, provalarım falan var ama bir Eylül'e kadar buradayız. Prova derken? Hakan Yılmaz'ın vazgeçilmez tatil mekanı genelde Bodrum olurdu. Ama bu sene aile baskısıyla rota değişmiş. Evden baskı yaptılar Çeşme'ye gidelim diye Çeşme'ye geldik. Aynen öyle. Çocuklar da işte burada biraz daha rahat etti. Devamlı Çeşme'de kalmıyorum dese de epey bir bronzlaşmış Hakan Yılmaz. Bu bronzluğu da çocuklarına borçluymuş. Bakın neden. Güneşin altında yatmadım böyle yandım mı ama çocukların peşinde işte denize sokuyoruz, çıkartıyoruz. Onlarla oynarken güzel geçiyor ya. Büyütüyoruz, biri 12 oldu, biri 2 oldu. Tam keyifli sohbetimizin sonuna gelirken minik bir çocuk yaklaştı Hakan Yılmaz'ın eline. Gayet kibar bir dille bir istekte bulundu. Hakan Yılmaz çocuğun başını okşadı ve ricasını kırmadı. Cebinden çıkardığı 10 lirayı çocuğa verip hem çorabı hem çocuğun gönlünü aldı. Komedi filmi denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Önder Açıkbaş, Çeşme'de kız arkadaşıyla tatilde. Ama kameraların ışıkları yanınca yollar ayrıldı. Önder Açıkbaş çıktıkları dükkana geri döndü. Hanımefendi de kalabalığa karışıp gözden kayboldu. Abi bir şey oldu yok. Bir şey yoksa niye gönderiyorsun? Neyi gönderiyorsun? Bayanın neden gönderiyorsun? Gözlüklerde dünya markası, farkında mısınız? Arkadaşım sahibi Burhan buraya gel. Buyur abi. Gözlükçüm. Belli ki Önder Açıkbaş konuyu değiştirmeye niyetli. Açıklamalar arda arda geldi. Arkadaşımın çok sevdiğim bir arkadaşımın kız arkadaşı. Oğlum tekme geliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşımın kız arkadaşı. Kızcağız dedi ki Burhan'ı tanıyorsun dedi. Ona dedi gitsek dedi indirim yapar. Öyle mi? Zürih Havalı'nda gözlüğü çaldırmamış mı? Tamam daha fazla zorlamayalım ünlü oyuncuyu. Tatil nasıl gidiyor Önder Bey? Bari onu konuşalım. Memur tatili yapıyoruz. Gündüzleri suya giriyoruz, çimiyoruz. Anladın mı? Yüzüyoruz. Akşamda geliyorum Burhan'a çöküyorum. Beleş, çay, kahve. Burada her şey beleş bana. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle şöhreti yakalayan ve en son Evli ve Öfkeli de Doktor Mine karakteriyle ekrana gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Hasan Can Diker'le Çeşme gecelerinin tadını çıkardı. Sevgilisinin elini sıkı sıkı tutan ünlü oyuncu, beyaz tunik elbisesi, hafif makyajı ve otantik takılarıyla pek şıktı. Biz kıyafetin güzelliğine takılmışken Yıldız Çağrı Atiksoy lafa girdi. Biraz da sabırsızdı. Merhabalar. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok kalabalık. Soru soran birisini bekliyorum. Siz istersiniz de biz soru sormaz mıyız hiç? Önce tatille başlayalım mı? Nasıl geçiyor tatil? İyi geçiyor. Zaten yeni çıktım ben de. Dizi vardı, dizi bitti. Sonra sinema filmi oldu. O yüzden benim de dün bugün öyle yani. Herkes tatil yaparken bütün yazı setlerde geçirdi ünlü oyuncu. Ama durumdan hiç şikayetçi değil. 13 yaşından beri çalıştım zaten. Hala da çalışmayı seviyorum yani.